Çok hoş bir tören, öyle değil mi? Evet, bu çok doğru. Sabah gidecek olmamız ne kadar kötü. Ben biraz daha çorba alacağım. Sana kalsa hepsini içeceksin. Peki ya sen tören kadar çorbayı da beğendin? Harika, ben biraz daha alacağım. İçtiğiniz bu çorbayı hiç unutmamalısınız. Hiç merak etmeyin büyük şef. Sizin köyünüzü ve çorbanızı hiç unutmayacağız. Bu kadar yeter. Biraz da sizi dağlarda bekleyen yolculuktan bahsedelim. Çok haklısınız. Bizi bekleyen güçlükler nedir büyük şef? Anlatır mısınız? Şoşon kabilesine geleceğinizi bildiren mesajı çoktan yolladık bile. Topraklarımızı temsilen size rehberlik edecek olan bir de savaşçı seçtik. Kendisi genç ama çok yetenekli ve değerli biridir. Yakında o da şef olacak. Adı Küçük Tilki'dir. Onu sizinle yarın tanıştıracağım. Kendisine bir arınma ayini yapılıyor. Ne dersin buna? Onu artık benim hayvanlarla konuşamadığım ve senin de ruhlarla ilişki kuramadığım konusunda uyarmalıyız. Buna ne gerek var? Nasıl olsa güçlerimizi yeniden kazanacağız. Buna inanıyor musun? Hı hı. Umarım. Çünkü ben onları özlüyorum. Hayatımı kolaylaştırıyorlardı. Eminim öyledir. Zaten akraba olduğunuzu düşünmeye başlamıştım. Hadi vazgeç artık. Sen bizim gibi kurnazlarla uğraşamazsın. Ben sizin gibi kurnazları küçük düşürmek için 3 yaşımdan beri hiçbir çaba sarf etmiyorum. Söylesene Miyak, bunlar hep böyle durmadan kavga mı ederler? Pek sayılmaz. Onlar sadece önce kimin ok atışı dersi alacağını öğrenmek için kavga ederler. Dersi Siva'ya da ben veririm. Ok atışı mı? Sakin ol Esma, birbirlerine takılıyorlar. Bunu hep yaparlar ve bunun komik olduğunu düşünürler. Pocahontas, sana Küçük Tilki'yi tanıştırayım. Yolculuğunuz da size eşlik edecek. Çok naziksiniz. Selam sana Pocahontas. Her yerde senden bahsediliyor. Çünkü ben Yüce Ruh'tan bir mesaj aldım. Aa, evet. Sen ve ekibin için çok endişeliyiz. Biz bu dağlara ölüm dağları deriz. Onları aşmak çok tehlikelidir. İspanyollar bu dağları aşmak için çok uğraştılar ama geçemediler. Adını Sierra Nevada koydular. Ama Küçük Tilki bize rehberlik edecek ve biz bu dağları hiç zorlanmadan geçeceğiz. Bundan eminim. Umarım geçersiniz. Güle güle, iyi yolculuklar Pocahontas. Yüce Ruh sizinle olsun ve sizi tehlikelerden korusun. Niçin bunlara ölüm dağları diyorsunuz? Dağların ortasında ölümle burun buruna gelinen çok dik bir uçurum var. Ama başka bir geçiş biliyorum. Zirvede kar var. Bizim yolumuzda da var mıdır acaba? Hiç bilinmez. Biz olmayacağını umalım. Çorba bize güç kazandıracak. İçim ısındı. Mivokların çorbası sayesinde. Haklısın Opio. Mivok halkı bize karşı çok iyi davrandı. Bu nedir? İyi akşamlar Baykuş. Uzun zamandır görüşemedik. Merhaba ufaklıklar. Ne kadar şekersiniz. Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Beni çok ihmal ettiniz. Yukarıda hala kar var. Pocahontas, biz onun sırtına binmen gerekiyor. Geldi bile. Ah evet. Artık senin emrinde. Opio ilk defa iyi bir şey akıl etti.
Ama Mok, onu buraya sen getirdin, yalan mı? Neden bahsediyorsun? Ona şans eseri rastladım. Mok, bilmem de bana yardımcı olur musun? Neden böyle yapıyor? Hiç anlamıyorum. Hemen bir yere sığınalım. Kar geliyor. Kutsal hayvanlar nerede? Sanki yer yarıldı da içine girdiler. Hiç anlamıyorum. Bu imkansız. Bu iyiye işaret değil. Sığınacak bir yer bulmalıyız, yoksa hepimiz donarak öleceğiz. Şurada gördüğünüz zirveye ulaşmamız gerekiyor. Oraya mı? Ya ama orası çok yüksek. Oraya asla çıkamayız. Hayır, çıkabiliriz. Tabii biraz cesaretiniz varsa. Elbette var. Öyleyse arkada kalmayın. Dikkat edin. Kaçın. Dikkat edin. Çabuk kaçın. Herkes bir yere sığınsın. Hadi. Hala yaşıyoruz. Öyle görünüyor. Yol kesildi. Artık geçemeyiz. Ah! Bir çözüm yolu var. Ah! Ha? Biz bir sığınak bulduk. Sizi oraya götürmem için beni takip etmelisiniz. Evet. Harika. İyi bir yer. Ateş güzel. Ateş de var, sıcacık. Pocahontas, buraya gelsene. Pocahontas, ne oldu? Neyin var? Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Kutsal hayvanlar bizi bu sefer de kurtardı. Evet. Ha? İşte güneş. İşte güneş. Sıcacık. Sonunda dağın zirvesine ulaştık. Evet. Hey! Yaşasın! Yüce ruh adına küçük tilkiye teşekkür etmeliyiz. Küçük tilki. Aa! Ama nereye gitti? Bizimle değil miydi? Bakın bu. Sis yüzünden yolumu kaybettim. Ama siz daha kısa bir yoldan gelmişsiniz. Önemli olan gelmek, öyle değil mi? Kayıgolar aşağıda gördüğünüz nehri geçmeniz için size kanolar hazırladı. Şimdi bizi bekliyorlar. Güle güle. Güle güle. İyi şanslar. Thank you.
Üşüdün mü Pocahontas? Kürkümü vereyim mi? Hayır, istemem. Zaten bende var. Dikkatli olun, akıntı başladı. Sakın tutun! Pocahontas! Geliyorum! Sıkı tutun Pocahontas! Yardım edin! Geliyorum! Pocahontas! Kurtuldun işte. Senin sayende. Pocahontas. Pocahontas, Pocahontas, uyan artık. Herkes kurtuldu mu? Evet. Peki ya kanolar? Neyin var böyle? Bana neler oluyor? Artık yeryüzünde değil. Düşüyorum. Yüce ruh, bana yardım et. Ayağa kalkmalıyım. Az önce nehrin kıyısında canavarlar gördüm. Aha. Dalga mı geçiyorsun sen? İnanmıyorsan gel de kendin bak. Gidip bir bakayım bari. Opio, sen burada Pocahontas'te kal, tamam mı? Sence bizim de oraya gitmemiz gerekmez mi? Hayatımda ilk defa böyle hayvanlar görüyorum. Bunlar canavar. Onlar bizi yakalamadan kaçalım. Bekleyin, alçak sesle konuşun. Ne? Şşt. Aa. Bunlar at. At olduklarına eminim ama burada ne işleri var anlayamadım. Biraz önce onları seyrettim. Bu hayvanlar koştukları zaman rüzgardan bile hızlı gidiyorlar. Bu atlar güneyde yaşayan soluk benizli İspanyollara ait olmalı. Şimdi hatırlıyorum. Onları bazen rüyalarımda görürdüm. Sakin olun. Gidip onları yakından göreceğim. Tehlikeli değiller. Bundan asla emin olamazsın. Onlara yaklaştığında sana saldırırlarsa ne yapacaksın? Saldıracaklarını sanmıyorum ama ben onlara yaklaşınca kaçmalarından korkuyorum. Sık sık rüyalarımda gördüğüm at sensin. Bunu biliyorum. Bakın ne kadar sevgi dolu ve uysal. Harika bir şey değil mi? Demek gelip bize anlattığın ve korkudan kaçacak delik aradığın canavarlar bunlar ha? Şimdi asıl sorun şu. Soluk benizlilerin bundan nasıl yararlandığı. Üstlerine biniyorlar. Doğru, sen onları gördüğün için bize soluk benizlilerin bunlara nasıl bindiğini anlatırsın. Evet ama bu çok zor. Fark etmez, soluk benizliler ne yapıyorsa onu yapacağız. Küçük tilki çok haklı. Daha ne bekliyoruz?
Hop! Ama ok bir yerin acıdı mı? Bu harika bir gösteriydi. Artık ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Sağ ol Mok. Madem o kadar yeteneklisin, neden sen de denemiyorsun? Bir fikrim var. Bir şey getireceğim Pocahontas. Beni burada bekleyin. Hemen dönerim. Ne yaptığını biliyor gibisin. Boşa vakit harcamayın. Opyonun gelmesini bekleyin. Biraz sabırlı olun. Opyon ne yapmaya çalışıyor acaba? Hemen hemen soluk benizlilerde gördüğüm şey gibi oldu. Opio, çok beceriklisin. Sen ne dersin? Sence bir işe yarayacak mı? Öyle olmasın umarım. Başardın. Her şey yolunda giderse diğerlerine nasıl yapacaklarını gösteririz. Nasıl gidiyor? Belli olmuyor mu? Sanırım artık benim kontrolüme girdi. Harika bir şey. Sen ne dersin Opio? Harika! Hey! Şuraya bakın. Canına işe bak. Bu kanatlarını açıp son hızla uçmak gibi bir şey. Evet. İspanyollardan kalma bu atlar çok işimize yarayacak. Haklısın. İşimize çok yarayacaklar ve eminim bunları yolumuza çıkaran yüce ruhun gücüdür bu. Yaşasın! Çok yaşa Pocahontas! Yaşasın! Evet, iyi bağlamamışım. Biri buraya doğru geliyor. Ha? Ne? Adım Kırmızı Baykuş. Neperse kabilesindenim. Kabilem ve şoşonlar tarafından size toplantı yerine kadar eşlik etmekle görevlendirildim. Hoş geldin Kırmızı Baykuş. Geldiğin için teşekkür ederiz. Hilal'den beri kabilem sizi sabırsızlıkla bekliyor. Böyle bir atı idare etmeyi nasıl öğrendiğinizi sorabilir miyim? Güneyli bir kabile şefi soluk benizi İspanyollardan aldığı atlardan 4 tanesini Şoşon şefinin oğlu olan arkadaşım Gürleyen Şahin'e hediye etti. Ve şimdi başkalarını da almak istiyoruz. Artık savaşçılarımız daha hızlı hareket edebiliyorlar.
Peki siz bu kadar atı nereden buldunuz Pocahontas? Onları çayırda bulduk. Şans eseri yolumuza çıktılar. Bu atlar yüce ruhun bize bir armağanı. Evet, yüce ruhun armağanlarından biri. Sence de daha fazla ata sahip olmaya çalışmalı mıyız Pocahontas? Atların bütün kabilelerin cesur savaşçıları için harika bir eş olacağına inanıyorum. Hey!